Sizce bir insan 60 saniyede en fazla kaç kez ip atlayabilir? Evet, dünya ip atlama rekorundan bahsediyorum. Tahminlerinizi aşağıya yorum olarak yazabilir misiniz? İp atlamanın birçok yararı var. Hız ve koordinasyonu arttırması, geliştirmesi bunlardan sadece ikisi. Diğer konularda ve hız ve koordinasyonda ne kadar iyi olduğunuzu anlamanız için bugün size vereceğimiz ip atlama testi çok işinize yarayacak. Yeterliliğinizi anlamanızı sağlayacak birçok teknolojik aygıt var. Ama bunlara hepinizin ulaşması çok da mümkün değil. Biz bunları bir tarafa bırakacağız ve evde hiçbir şey kullanmadan ya da küçük bir iki ekipmanla yapabileceğiniz bir test serisi hazırladık. Bu serimizin ilk videosunda ip atlama testleri vereceğiz size. İki testimiz olacak. Biri daha genel amaçlı bir ölçüm olacak. Diğeri ise sporcular için yaptığımız bir test olacak. Teste başlamadan önce birazcık ısınmanız yararlı olacak. İhtiyaç duyacağımız bir atlama ipi, atlayacak bir alan, not almak için kağıt kalem ve saat ya da kronometresini kullanacağınız bir akıllı telefonunuz yeterli olacak. Tahminlerinizi aşağı yazdıysanız dünya ip atlama rekoru geliyor. Rekorun sahibi Becky Dale adında bir ablamız. Saniyede 5,5 kereden daha fazla atlayarak 1 dakikada tam 332 kez atlamış. Ablamızı tebrik ediyoruz. Ayrıca bu atlama ipi rekorunun olduğu video ve bu izlediğiniz videonun yazılı içeriğini hemen yukarıda çıkacak linkten ya da ahmetdoğan.com blog sayfasından ulaşabilirsiniz. Genel amaçlı testimizde 1 dakika ip atlayacaksınız ve çıkan sayıyı bir yere not edeceksiniz. İp atlarken ayağınıza takılabilir. Örneğin 40'ta ayağınıza takıldıysa hemen başa dönüp tekrar atlamaya başlayın. 41, 42, 43 toplam kaç kez tam atladığınızı ölçün. Sporcu testinde ise bunu biraz daha farklı bir şekilde ölçeceğiz. Sadece hızınızı değil, kondisyonunuzu da çok iyi bir şekilde göreceğiz. Bunun için AD Kickboxing öğrencilerimize de yaptırdığımız piramit yöntemiyle ip atlayacağız. 1 dakika atlayacaksınız, 30 saniye dinleneceksiniz. 2 dakika atlayacaksınız, 1 dakika dinleneceksiniz. 3 dakika atlayacaksınız, 1 dakika dinleneceksiniz. Piramidin iniş kısmında 2 dakika atlayıp 30 saniye dinlenip 1 dakikayla bitireceksiniz. Toplam ayıracağınız süre 12 dakika olacak ve atladığınız süre ise 9 dakika olacak. Çıkan sayıları toplayıp 9'a böleceğiz. Bu da 1 dakikadaki ortalamayı bize verecek. Testi değerlendirmek için size şöyle bir tablo veriyorum. Buradan çıkan sayıya göre seviyenizi öğrenebilirsiniz. Örneğin eğer 1 dakikada 50 atlıyorsanız henüz başlangıçsınız. Eğer 75 atlıyorsanız çekirgelik kürsüsü sizi bekliyor. Eğer 85-90 atlıyorsanız ortalama, eğer 150 civar atlıyorsanız ben iyi bir atlayıcıyım ve sporcuyum diyebilirsiniz. 180 ve üstü atlıyorsanız etraftakiler ip var mı gerçekten diyebilirler. Kendinizi test edip seviyenizi öğrendikten sonra şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Nasıl geliştireceğiniz kısmına. Her seviye için ayrı çalışma programları göreceksiniz. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz 1 dakika atlayın. 1 dakika dinlenin ve bunu 3 kez yapın. Bunu haftada 5 gün, 6 gün çalışabilirsiniz. Çekirge seviyesindeyseniz kısa piramit yapacaksınız. 1, 2, 1 atlayacaksınız ve aralarda 30 saniye dinleneceksiniz. Seviyeniz ortalama çıktıysa 2 dakika atlayacaksınız, 1 dakika dinleneceksiniz ve bunu 3 kez yapacaksınız. Sporcu seviyesinde 3 dakikayı patlayacaksınız, 1 dakika dinleneceksiniz ve bunu 5 kez yapacaksınız. Haftada 3-4 gün bunu yapabilirsiniz. Eğer elit sporcu düzeyindeyseniz, saniyede 3'ün üzerine atlamış oluyorsunuz bu arada. 5 dakika atlayıp, arada 1 dakika dinlenip 5 round atlayabilirsiniz. Arada koşun da, şınav çekin, başka şeyler yapın. Size söyleyecek şeyimiz yok, zaten çok iyi durumdasınız. Size verdiğimiz bu testleri 3 haftada bir ya da verdiğimiz antrenman programını 6-8 kez yaptıktan sonra tekrar test edebilirsiniz. Bu şekilde hem gelişiminizi görebilirsiniz hem de hedef odaklı bir şekilde antrenman yapabilirsiniz. Spor, savaş sanatları, sağlıklı yaşamla ilgili sorularınız varsa ayrıca kendini test et serisiyle ilgili merak ettikleriniz de olabilir. Aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada
blogla ilgili sık sık artık içerikler yayınlıyoruz. Videolarımızda olmayan içerikler de var. Blogumuzu ziyaret ettiğinizden emin olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın.